Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz mini minnacık şapkanın yapımını anlatacağım. İstediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Ben anahtarlık olarak yapmayı düşünüyorum bu seferlik. Şöyle bir aparatım var. Tığım 7 numara. Modelimize başlarken sihirli halka yaparak başlıyoruz. İçine 7 tane sık iğne yapıyorum. Yedinci sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine kaydırıyorum. Şimdi her yaptığım sık iğnenin tepesine iki sefer batarak sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine kaydırma yapıyorum. Üçüncü sıramızda her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Dördüncü sıramıza geldiğimizde tekrar her bir sık iğnenin başına bir tane sık iğne yapıyorum. Beşinci sıramıza geldiğimizde yine tekrar her bir sık iğnenin başına bir tane sık iğne yapıyorum. Artık şapkamızın şekli belirginleşmeye başladı. Beşinci sıradan sonra altıncı sıramızda da yine her bir sık iğnenin başına bir sık iğne yapacağız. Yedinci sıramıza geldiğimizde bir tek bir çift yapıyoruz. İkincisini iki sık iğne yaptım. Diğer sık iğnenin başına bir sık iğne.
İpim koton ip. İsterseniz dip ipi de kullanabilirsiniz. Patiklik ip de kullanabilirsiniz. Ben elimde kalan ipleri değerlendirmek istedim. Burada kaydırmamızı yapıyoruz. Sona geldiğimizde bir zincir çekiyorum. Battığım yere değil, hemen yanındakine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Battığım yere değil, hemen yanındakine batarak iniyorum. Bir zincir çektim. Battığım yere değil, hemen yanındaki yere batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı da yaptım. Bir zincir çektim. Hemen yanındakine değil, bir tanesini atlıyorum. Ve sık iğne yapıyorum oraya. Bir zincir çektim. Battığım yere değil, yanındaki yere batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Battığım yere değil, bir tanesini atlıyorum. Sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonuna geldim. Burada aparatımı geçirebilmek için şöyle birkaç tane zincir çekiyorum. Aparatımı ipimden geçirdim. Ve şuraya tekrar batarak ipimi sabitliyorum. İki tane de zincir çektim. İpimi sabitliyorum. Farklı bir renkte iki karış uzunluğunda ipimi kestim. Tığımı geçirdim. İçinden ipimi yürüteceğim. Yapması bir o kadar kolay ve çok keyifli. Dediğim gibi çocuklarınızın tokalarını süslemelerinde de kullanabilirsiniz.
İpimizi yürüttük. Fiyonk yapacağım için eşitlemem gerekiyor. İstediğimiz boyda kesiyoruz. Anahtarlığımız çok şirin bir şey oldu. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.